Nuray Mert'le Soru Cevabı hoş geldiniz. Ben Gamze Elvan. Bu hafta da gündemin öne çıkan konu ve başlıklarını Nuray Hoca ile birlikte değerlendireceğiz. Hocam merhaba. Merhaba. Öncelikle Yalçın Karatepe ile Mehmet Şimşek'in görüşmesiyle ilgili bir konuşalım istiyorum. Görüşme nasıl geçmiş diye hemen bir izleyicilerimize de aktaralım. Dün saat 10'da başlayan görüşme 14.15'te bitti. 4 saat yaklaşık 4 saat 15 dakikalık bir görüşmeydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin Gölge Bakanı Yalçın Karatepe arasındaki görüşmeydi. Karatepe daha sonra Şimşek'le görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Dört konu başlığıyla gittiklerini söyledi ve Mehmet Şimşek'in tavırlarında bir değişiklik göremediklerini ve acı reçeteyi halktan çıkardıklarını, vatandaştan çıkardıklarını söyledi. Gelir adaletsizliklerine dikkat çekti, asgari ücretten dikkat çekti. Bunların tamamını dün konuştukları söyledi Yalçın Karatepe. Aslında buradan hareketle de şunu sormak isterim hocam size. Yani daha çok ekonomik bir yerden değil de çünkü yani bunun daha çok gündem olmasının sebebi bu görüşmenin gündem olmasının sebebi diğer görüşmelere göre mesela İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki bakanlarla CHP'nin gölge bakanları aslında Erdoğan'la özel görüşmesi arasındayken pek çok kez temaslarda bulundular bu süre içerisinde ama en çok biz bunu konuşuyor olduk. Ekonomiyi konuşuyor olduk. Bence bir sebebi vatandaşı da çok yakından ilgilendiriyor olması, vatandaşın cebini yakıyor olması da olabilir. Ama Yalçın Karatepe bu görüşmeden aslında çok da bir şey beklemediğini, tavırda değişiklik görmediğini söyledi. Siyasi anlamda bu diyalogları nasıl değerlendirmek gerekir? Ne dersiniz? Valla ben çok olumlu değerlendirenlerden biriyim. Çok eleştiren de var belli ki. Ama yani her türlü bu yeni siyaset ve muhalefet türüne çok olumlu mu diyorum. Yani bedeni bir şekilde iktidar bakanlarıyla, bölge bakanların veya liderleriyle karşılıklı olarak görüşülmesi. Son derece siyasete böyle belli bir kalite, nezaket, uslup kazandıran şeyler. Nokta yani bunda öyle bir şey yapılacak, yadırganacak bir şey yok. Ama sıklıkla işte uzlaşma tablosu oluşuyor. İşte bunca şeyi yapan iktidara karşı işte yumuşama, daha önce de konuştuk bunu burada hatırlarsan, yumuşak davranılıyor filan. Ben bunları itibar etmiyorum. Yani yumuşak davranma veya sıkı muhalefet yapma böyle bağırıp çağırmayla olmaz. Yani bağırıp çağırarak da aslında iktidara işine gelecek şeyler söyleyebilirsiniz. Bu olmamış şey de değildir siyasette. Veya bağırıp çağırmadan da gayet sıkı, sert muhalefet yapmanız mümkün. Ben ikincisini tercih ederim. Dediğim gibi uslup, kalite, zarafet açısından ve de ayrıca da asgari mutabakat açısından yani böyle hani birbirinin gözünü oyan siyasi aktörlerle bir demokrasiler asgari bir mutabakat zemini gerektirirler. Şimdiye kadar iktidar partisi tabii hiç o havada, çok kafada olmadığı için inanılmaz bir gerilim vardır. İktidar partisi de buna durduk yerde ikna olmuş değil. CHP'nin son seçim başarısı bu ortama hazırladı. Dolayısıyla kalkıp da yani CHP'nin başarısı üzerine oluşmuş olumlu bir ortama vay yumuşadınız, vay işte Recep Tayyip Erdoğan'ın şu hesabı var, bu hesabı var. Canım en baştaki hesabı tutmadı. Yani yerel seçimlerdeki hesabı tutmadı. Onun üzerine yeni pozisyon aldı. Ama hala kalkıp da işte yok aslında CHP'yi bölmek istiyor da filan yani tercih etti. Sahne bu değildi ki Cumhurbaşkanı'nın ve iktidar partisinin. O bir yeni durum. Ona karşı esnek bir tavır takındılar. Tabii herkesin bir çıkarı, herkesin bir hesabı olacak. Yani sizin tutulduğu siyasi tavırda. Ama yani bunu kimin oluşturduğu, neyin oluşturduğu iyi düşünmek lazım. Ben toplumsal olarak da yani böyle çok işte böyle rövanşist filan veya küçük böyle işte çok fanatik bir grubun dışında bunun toplum tarafından da bu ortamın iyi karşılandığını düşünüyorum. Ayrıca CHP'de işte şey yapıyorlar. Daha önce de konuştuk. İzah ediyorlar. Yani 4 sene boyunca
Ya bir toplumsal hayatın dönüşmesine muhalefet ancak böyle katkı sunabilir. Dışında kalarak değil, bazen de işte tavsiyelerde bulunarak falan. Şimdi sonuç alınma deniliyor işte ekonomi Ya bakanlığıyla Çınkaretep. görüşmeden. Şimdi yani sonuç tabii ki yani bunların yapabileceği yani muhalefet kendi önerilerinde bulunur, kendi görüşünü söyler. İktidar da izlediği politikayı izah eder. En fazla bu. Ya yani bu şimdi yepyeni bir şey olacak. İktidarla muhalefet bu koalisyon ortaklığı değil ki. Yani hemen tamam işte ikna edebildi mi? Mehmet Şimşek ikna etmeye herhalde gitmedi. Yalçın Karatepe kendi görüşlerini, partisinin görüşlerini ekonomi politikası konusunda iletmek için gitti. Onun dışında da acil bir takım işte vatandaşın durumuna ilişkin, yoksulluğa ilişkin acil tavsiyelerde ve taleplerde muhalefette bir temsil, ciddi bir temsil aracı ve unsuru, aktörü. Dolayısıyla bu temsilin gereği olarak bu talepleri bir kez daha toplum adına iletmiş oluyor. Yani belli miktarda karşılık bulursa bu da olumlu bir şey. Ama yani eninde sonunda bütün partiler kendi siyasetlerini, ekonomi siyasetlerini izlerler. Bunda da çok böyle radikal bir dönüşüm beklemek boşuna. O yüzden bu böyle görüşmelerin başarısı, başarısızlığından bahsedilmez. Ancak olumlu sonuçları olursa, mesela asgari ücret konusunda hani ekonomi bakanı daha ikna, evet düşünülebilir falan demiş olsa bu fazladan bir katkı. Ama dediğim gibi bunun ötesinde bir beklenti içerisinde olmamak lazımdı. Maalesef yani işte bir de tabii bu sadece müzakere ve bu üslupla ilgili bir tartışma değil. Bir de erken seçim malum tartışması var. İşte tam işte böyle hani iktidar gücünü kaybederken niye ben bu baskın seçim demek. Yani toplum biraz seçimden yorulmuş vaziyette. Biraz değil bayağıca. Dolayısıyla bence CHP'nin hemen yani böyle bir seçim başarısından sonra aman bu dalgayı kaybetmeyelim diye erken seçim yapmasının iyi karşılık bulacağını düşünenlerden biri değilim. O yüzden de ben bu konudaki tutumunu da CHP'nin yeni yönetiminin önemsiyorum ve olumlu buluyorum. Ekonomi yarına değişecek bir hali yok. Aslında Mehmet Şimşek'in uyguladığı ekonomi modeli IMF reçeteleri. Yani buna işte ortodoks politikalara dönüş deniliyordu. Hani hatırlarsanız. Ayrıca muhalefetin bir kısmı da işte vay işte bir önceki ekonomi bakanı döneminde daha önce işte faizler konusundaki Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından dolayı ay bu ne hangi kafa bu yüzyılda ortodoks ekonomilere dönülsün, ekonomi modeline dönülsün denmiyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum Doğru acaba? söylüyorsunuz. Nurettin Nebati Evet. dönemindeydi. İşte yani o zaten o zaman da muhalefet niye Nasıl böyle meselemiz vardı? IMF reçetelerini savunur anlamış değilim. Şimdi daha sosyal yönü güçlü bir siyaset izlemesi, bunu dillendirmesi daha beklenilir bir şey. Daha öncesinde bunun. Değil mi? Böyle ekonomi işte sanki böyle Mehmet Şimşek gelirse Türkiye'yi kurtaracak falan diye yani bunu muhalif Evet. çevrelerin çoğu bu havadaydı. Seçim zamanı da öyleydi hocam, hatırlar mısınız? Şey, bir dönem tam seçime çok az bir zaman kala Mehmet Şimşek'le Erdoğan'ın görüşmesi mesela çok böyle konuşulmuştu. Çok böyle gündem olmuştu. Kesin ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı mı olacak? Artık Mehmet Şimşek onu kurtarır mı? Bu topa girer mi diye çok da tartışılıyordu da o dönemde de çok fazla Evet, tabii tartışmalardaydı. ki. Bir de ayrıca Mehmet Şimşek'in tıkkısının aynısı Altılı Masa'da da vardı. Ali Babacan. Ali Babacan da aşağı yukarı aynı şey aşağı yukarı değil. Tıpatıp aynı ekonomik politikayı savunuyor. Yani bir sosyal demokrat filan olduğunu düşünmüyor kimse herhalde değil mi? Dolayısıyla yani seçimlere kadar muhalefetin, muhalefet çevrelerinde yaygın olan görüşte uygulanan ekonomi politikasıydı. Yani buna geçilsin. Rasyonel olan, o bilimsel olan, o bu filan. Hatta bunu çok konuştuğumuzu hatırlıyorum.
Dolayısıyla da yani ekonomik modeli uygularsanız sonuç bu. Yani bu ekonomik krizin bedelini halka, toplumun yoksul kesimlerine ödetme dediğim şey var ya, o işte bu ortodoks ekonomik politikalar dedikleri, bilim dedikleri şey yani, bilimle falan da alakası yok. Yani bilim dediği zaten malum ekonomi. O neoliberal bir yaklaşım ve de uluslararası para kuruluşlarının bizim gibi ülkelere dayattığı, yani çözüm olarak öngördüğü ve hiçbir yerde de daha şu ana kadar başarılı olduğu pek görülmemiş. Her seferinde daha beter bir noktaya gelinmiş bir model. Ama yani dünyadaki ekonomik ağlar içerisinde olmak hasebiyle hani bundan da vazgeçerim, hani yarın sosyalist değilim yapalım falan denilecek bir durum da yok. Çünkü küresel bir ekonomi ağının içerisindesiniz. Yani bu gidiş bu. CHP'den beklenen, evet, daha sosyal duyarlılık, yani yine liberal ekonomi ama sosyal duyarlı olan bir şekilde bir ekonomi yaklaşımı geliştirmek. Dediğim gibi bunlar birbiriyle pek uymuyorlar. Mehmet Şimşek de işte o bilimsel ol, ya o da inanıyordur. Yani bu neoliberal ekonomistler işte Mehmet Şimşek gibi şu büyük şirketlerde çalışmış, uluslararası kurumlarda çalışmış olanlar da, siyasi aktör olanlar da ekonominin bilimi olacağını falan düşünüyorlar. Yani formülleri falan, işte öyle olursa böyle olur, şöyle olursa. Halbuki insan faktörü çok önemli. Siyasi faktör çok önemli. Nitekim siyasi faktör de işin içerisine giriyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın, AK Parti'nin de Mehmet Şimşek'e bir şekilde ikna olmuş vaziyetteler. Piyasaları işte toparlamak adına. Ama bedeli kimin ödeyeceği meselesine geldiğinizde sadece ideolojik farklılık değil, aynı zamanda iktidar bir rant dağıtma mekanizması ve giderek de daha fazla öyle oldu bu iktidar. Büyük rantların dağıtıldığı bir mekanizma. Dolayısıyla da hadi biz bu artık toplumu düşünmeye başlayacağız, daha geniş kitlelere dağıtacağız geçmesi o bakımdan da mümkün değil. O açıdan da kararlar sadece yani bir neoliberal, işte IMF reçetesi olmanın ötesinde mevcut rant ekonomisini devam ettirmek yönünde olacak. O yüzden de ikna olmaz diyelim, tırnak içerisinde Mehmet Şimşek'in zor koşullar altında. Hocam bir de böyle durumlarda mesela bunu sizinle daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Siz az önce anlatırken aklıma gelen şeydi bu. Mesela şu anda muhalefetin evet mesela iktidarla görüşüyorlar. Bir takım temaslar var işte Erdoğan'la görüşme, gölge kabinelerin, bakanlarla görüşme meselesi vesaire bunları hep konuşuyoruz falan ama belki de eleştireceğimiz şeyler bu konuşmalardan ziyade muhalefetin muhalefet yapması meselesi. Mesela burada belki CHP'ye ayrı bir parantez açmak gerekebilir. Mesela Ekonomi Bakanı ile görüştü Yalçın Karatepe ama mesela Cuma günü, Pazar günü Kocaeli'nde, Gebze'de işçilerin olduğu yerde, işçilerin merkezinde mesela eylem yapacaklar. Haklarını duyurmak için. Mesela geçinemiyoruz eylemi yapacaklar. Bunun öncesinde emekli eylemi yaptılar. Ondan öncesinde yine atanamayan öğretmenler için yaptılar. Şimdi mesela Özgür Özel'in geçenlerde, geçtiğimiz günlerde Malatya'da verdiği bir söz vardı. Eğer kira yardımı devam etmezse depremzedeler için Türkiye'nin en büyük kira yardım direnişini başlatacağım dedi mesela. Hala muhalefetine devam ettiği bir yerde de aslında yani hani o görüşme ya da diyalog yolunu bırakmadan müzakere ederek de devam ediyorlar aslında. Yani Zaten böyle çok da baştan da eleştirilebilir. söyledim ki Evet. yani illa müzakere de diyalogtu, nezaketliydi, belli bir üslup içerisinde iktidarla bir sorumluluk aynı Evet. zamanda çerçevesinde ilişki kurmak, işte ciddi bir muhalefet yapmamak falan anlamına gelmiyor ki, tam Evet. tersi çok da Kesinlikle. etkili muhalefet. Ben de o kanaatteyim. Ben de aynen senin dediğin gibi çok da etkili muhalefet ettikleri kanaatindeyim. Zaten CHP'deki dönüşümün olumlu bulduğum tarafı da bu. Yani daha önce bir türlü bir toplumla bağ kuramamak sorunu vardı. Evet, yani Kılıçdaroğlu döneminde işte geniş kitle, işte muhafazakarlarla barışma adımları atıldı falan filan. O zaman da çok uzun uzun konuştuk.
tekrar gündeme getirmeyeyim. Yani tamamen taban tabana zıt, her konuda da taban tabana zıt değil ki ya zaten yeni yönetimin izlediği siyaset. Bazıları gerçekten Kemal Bey'in başladığı çıkış noktalarından devam ediyor. Ama daha tesirli bir zeminde diye düşünüyorum. Bilmiyorum, benim gözlemim bu en azından. Peki hocam, bu konuyla ilgili son bir sorumu sorayım. Diğer konumuza geçmek istiyorum. Bu görüşmelerden kim kârla çıkabilir diye size sormuş olayım. Sonra diğer konumuza geçelim. Bu görüşmelerden hani evet o kar zarar yani hep şeyi evet, siyasetçi efendim biz değil önemli olan toplum karda çıkıyor. Hizmet zaten bizim derdimiz hizmet. Yani öyle klişe bir cümle etmeden ne demek istediğini tahmin ediyorum. Valla bence iki taraf içinde olumlu taraf var. Zaten başka türlü böyle iki taraf da ikna olmuş olmaz bu sürece. Hali hazırda öyle gidiyor. Her ne kadar dediğim gibi muhalefet bir bakımda eleştiriyoruz. İktidarı çok takip etmiyorum. Yani iktidarın müzakere siyasetini eleştiren var mı? Kimdir işte MHP dışında demek istiyorum yani tabii diğer orta şey dışarıdan ortakları. İkisinin de yani hem işte zaten o yüzden eleştirenler de ya bu ekonomik tablonun sorumluluğunu acaba muhalefete mi yıkacaklar diye düşünüyorlar. Yani onlar tabii ki iktidarda öyle bir şey tasavvur olacak yani öyle bir niyet hani düşünce hesap bu görüşmelerden. Kısmen belki yani işte onlar açısından kar dediğimiz şey bu. Ama dediğim gibi ben muhalefetin yani bu yeni siyaset unsurunun bir parçası olarak tamam olarak değil. Bir parçası olarak bence bu yeni siyaset tarzına çok katkısı olan gelişmeler duymak. Hocam, diğer konumuza geçelim. Yılmaz Özdil'le Özgür Özel meselesi, Bidon Kafa meselesini aslında birazcık izleyicilerimiz için çok kısa hatırlatmak istiyorum. Çünkü olayın da üzerinden biraz geçti. Yılmaz Özdil, CHP liderini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü için eleştirdi. Özgür Özel de Özdil'in açıklamaları ile ilgili geçmişte Bidon Kafa diye bir köşe yazısı yazmış arkadaş. Seçimin ertesi günü bir yerde sular kesilmiş. Hadi bakalım Bidon Kafalılar, bu iktidarı siz seçtiniz. Şimdi gidin su sırasına girin diyor. Bunu Yılmaz Özdil yazısında söylüyor. Ben vaktiyle bunu eleştirmiştim. Onun da hırsı bundan. İyi ki de onunla aramda böyle bir açı var. O hatamız nerede demek yerine oy vermeyen seçmene bir dön kafa diyen bir zihniyet. 47 yıldır ilk kez birinci parti olmamızın sebebi bu zihniyetten yaşamış olduğumuz kopuş dedi. Yılmaz Özdil ise Özgür Özel'e birkaç tane tweet attı. O tweetlerin her birisinin sonunda sana bu iftiranı yedireceğim dedi. Özgür Özel'e böyle seslendi. Bu arada tabii CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri vesaire, yani CHP'liler Özdil'e çok büyük tepki gösterdi. Özdil de karşılık verdi gibi durumlar yaşandı. Şimdi ben aslında buradan şunu sormak istiyorum. Bidon kafa zihniyeti dediğimiz zihniyet, böyle ne kadar sormak doğru ama kim bu zihniyet diye sormak istiyorum. Bir de sadece bu son seçimde, yani yerel seçimdeki başarının ardından mı Özgür Özel'in bahsettiği kopuş yaşandı, yoksa daha öncesinde gördük mü? Mesela belki Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrıları ve adımları buna sayılabilir mi mesela gibi size sormuş olayım. Bir de bu arada şöyle bir spekülasyon da vardı. Büyümesinden, CHP'nin büyümesinden rahatsız olduğu bu ve benzeri bu argümanları üretenlerin. Bu nedenle böyle spekülasyonlar ya da böyle kutuplaştırıcı dil kullanıyorlar diyorlardı. Siz ne dersiniz bunlarla ilgili? Yani bunlarla ilgili aslında programa yetmez söyleyeceklerim ama özet geçmeye çalışayım. Veya belki de değmez bu kadar uzadıya konuşmaya. Ama Özgür Özel'in de dediği gibi 47 yıldır CHP'nin iktidar olamamasında evet tam da böyle bir zihniyet var. Ve bu sadece bu yazar değil. Bunu söyleyen bidon kafayı yazan diye aşağı yukarı hepsi yani isim bidon kafa olmuyor da başka bir şey oluyor. Ama işte makarnacılar, kömürcüler bilmem ne bunu değişen temalar, tabirler altında işte bu yani kafasız, eğitimsiz insanlar. Ya bilmiyorsunuz çıkarlarınız nerede bilmiyorsunuz öyle şuursuzca oy veriyorsunuz o olsun size.
kafasında olan var. Biliyorsunuz depremden sonra da oldu. Evet. Yani siz misiniz onlara oy veren? Yani bu kafada insan, yani olur. Bu kafada insan olur da bir de bu kadar patırtı çıkarması, yani o profilden beklenebilecek bir şey. Zaten öyle yetireceğim, bitireceğim filan gibi laflar nasıl bir profille karşı karşıya olunduğunu gösteriyor. Ben sosyal medyada falan olmadığım için oradan buradan duyduğum şeylerde işte bazıları da diyor ki özel de cevap vermeseydi ona. İşte o başlattı. Bence başlatması çok çok iyi olmuş. Yani o şahsa karşı değil, bu zihniyete karşı. Dediğim gibi bu çok geniş konuşulması, irdelenmesi gereken bir şey. Ve uzun süredir hep bu kafa, yani böyle toplumu küçümseyen, kalabalıkları cahil olarak nitelendiren bu anlayış çok ciddi ters tepmelere neden oldu biliyorsunuz. Yani bu ters tepmeleri de demokratik tepkiler olarak görmek lazım. Cehalet falan değil, tam tersine insanlar kendilerini ne kadar küçümsendi, nasıl bakıldığına karşı tepki veriyorlardı. Çünkü bu seçkinci bakış, bir de şimdi beni konuşturuyorsunuz şurada. Yani bir de bunu dile getiren insana seçkinci diyoruz da, yani çok işte böyle. Hoş olsalar ne olur seçkin meçkin de. Yani gören de işte böyle yemiş yutmuş işte böyle inanılmaz bir şey, malumatlı düşünce insanı filan zanneder. Burası sadece bu yazar için değil, işte üç kitap okuyanın bir kitabı snob etti. 10 kitap okuyanın 5 kitap okuyanı snob etti. Toplam nasıl bir manzara arz ediyorlar çok da farkında olmadıkları bir ülke. Belki bir sürü ülkede de böyledir. Yani biz de ben bir ülke falan derken de hani sanki hepsini biliyoruz da, yani Uruguay'da böyle adamlar var mı yok mu biliyoruz da toptancılık yapmayalım. Ama bizim ülkemizde böyle bir böyle mevcut ortamda bu tartışma da bununla alakalı bir tartışma. Dediğin doğru. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde bu zihniyete karşı çok önemli bir adım atıldı. Hatta ben hatırlıyorum, Kemal Bey ilk genel başkanı olduğunda bir arama toplantısı yapmıştı. Belki bir sürü yaptı, yani bir tanesine ben katılmıştım demek istiyorum. Daha orada hemen işte bu kafada olan, üstelik de yani bayağı ciddiye alınabilecek birileri, ay bu adam ne yapmak istiyor, işte partiyi muhafazakarlaştıracak mı filan, ben partimi böyle filan, böyle çıkışlar, böyle daha doğrusu homurtular, açıkça dinleme işte o aralarda konuşuluyor filan bilmem ne toplantılarında, bunları çok iyi hatırlıyorum. Yani çok bu umut kırıcıydı. O açıdan aslında Kemal Bey önemli bir hamle yapmış oldu. Benim o hamlenin ayrıca eleştirilecek tarafları var. Yani toplumla buluşmak, ben o zamandan beri çok yazdığım söylediğim için şimdi de beis görmüyorum. Yani bir takım sağcıları partiye doldurmak, muhafazakar diye bilinen isimleri partiye doldurmak değil, başka yöntemlerle olmalıydı. Ama sembolik açıdan ve o verdiği mücadele açısından CHP siyaset yapmak için çok zor bir yer. Bütün partiler zor, doğrusu siyaset yapmak böyle çok dışarıdan gözüktüğü kadar kolay bir şey değil. Herkes böyle atıp tutuyor ama işte ben olsam onu çıkarırım, öbürünü alırım, onu bir bakan yaparım, öbürünü bir şey yaparım. Yani bu içine girdiğinizde çok zor. Özellikle kitle partileri, yani 3 kişilik 5 kişilik partilerseniz tabii iyi, son derece böyle tutarlı olmak kolay. Ama kitle partileri, büyük partilerde farklı görüşler, klikler, çıkarlar, talepler, bir sürü şey oluyor. Kişisel hesaplarda oluyor. O bakımdan zor bir işti. O yüzden yani bu bakımdan önemli bir mücadele verdi Kemal Bey, hakkını teslim etmek lazım. Zaten de yani işte bu ekipte onlar onunla beraber değil mi Evet. siyasette bulundular. Çok uzun bir süreden bahsediyoruz Kemal Bey genel başkanlığı. Ben kopuştan ziyade devamlılık ve
bir takım sorunlu alanların daha özenle yeniden gözden geçirildiği bir süreç olarak değerlendirmeyi tercih ederim. Yani kopuş işte Kemal Bey onu yaptı, bunu yaptı filan diye. Buna çok meraklı olanlar var. Tabii iktidar tarafından bu karlı bir iş. Sizin demin dediğiniz işte karlı, kim karlı çıkar bu işten? Ama parti içerisinde de tabii işte böyle bir kesim yani siyaset rant dağıtma aracıdır bir yandan da dedik. Yani işte olur mu filan kimse demesin. Öyle. O yüzden bu gerçeği bilerek davranmakta fayda var. Bir yandan bu. Bir yandan o rant sadece ekonomik ranttan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda mevkiler, işte milletvekillikleri, gelecekte insanların gözlerini diktikleri yerlere gelme ihtimalleri, bütün bunlar üzerine kurulu. O yüzden Türkiye'nin yani çok ciddi bir demokrasi sorunu yaşarken ana muhalefet partisinin yani hala bu tür bunlar siyasette doğal, normal ama ya bunların öne çıktığı bir tablo sergilerlerse bu gerçekten çok ciddi bir vebal olacak. Ben o yüzden yani özellikle bu süreci yakından takip etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi ben öyle hayalperest biri değilim. Siyasetin nasıl yapıldığını biliyorum. Diyelim gözlüyorum. Yaşım itibariyle de çok şey görüp geçirmiş oluyoruz tabii. Dolayısıyla onu da hesaba katmak gerekiyor. Ama dediğim gibi ben şimdiden doğrusu CHP içerisindeki asıl meselenin biraz da görüş değil. Yoksa aksi takdirde dediğim gibi devamlılık içerisinde görebiliriz bazı şeyleri. Ve bu çerçevede kolektif başarıya odaklanmak veya teşvik etmek mümkün. Ve onu yapmalıyız. Ama bunun dışında ben her eleştirenin bir çıkarı bir şeysi vardır demek istemiyorum. Bazısı gerçekten fanatik bir yaklaşıyor. Çok dar görüşlü yaklaşıyor. Veya diyelim ki öyle de değil. Görüşleri farklı bugünkü yönetimde. Ama işte böyle dediğim gibi Türkiye'nin bu durumunda böyle bir lüksümüz çok yok. Ama diğer taraftan yani bir vaka ki yani işte şık belediyeler tabii bir iktidar alanı. Oralarda işte bir şekilde ne diyelim işte yer almış. Gelecekte de daha siyasette önemli yerlere gelmeyi düşünenler, umanlar ve bunlar arasında işte yeni yönetim veya belediye başkanları özellikle İmamoğlu veya eski genel başkan. Hani o kişiler etrafında kümelenme hevesleri olabilir diyelim. Hani en kibar deyişle. Bunlar dediğim gibi Türkiye'nin özellikle Türkiye'nin bulunduğu, içinde bulunduğu, herkesin yani yıllarca bir yakındığı ve bir çıkış yolu aradığı Evet. ve tünelin ucunu gözüktüğü bir ortamda gerçekten affedilir şeyler değil. Dedik yani bu liderler, göz dikilen liderler buna ne düşünür, araları nasıldır filan tartışmaya açık. Ama bir gerçek olan bir şey var ki CHP'nin çok önemli bir başarı yakaladığı bir noktada önceliğinin o veya bu şekilde kolektif başarı olması lazım. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum aslında size. Bu konuyla ilgili konuşmak ister misiniz? Yani şu an sadece bir spekülasyon gibi iddialar üzerinde İyi Parti'den İyi Partili Koray Aydın'ın istifa etmesi bekleniyor Perşembe günü. Ama mesele sadece Koray Aydın'ın istifa etmesi beklenmesi değil de aslında Akşener'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi üzerinden dönüyor bütün bir tartışma. Çünkü Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan Meral Akşener'i bayram ziyaretinde
yanına gitti. Bayramlaştılar vesaire ve Akşener'den hala Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden hareketle açıklama yapmaması üzerinde İyi Parti'de bir takım çalkantılar olduğu söyleniyor. Bir takım milletvekillerinin istifa edeceği söyleniyor vesaire. İyi Parti'yi nasıl gözlemlemek gerekiyor? Bunu şundan kaynaklı soruyorum. Yani olası bir dağılma durumunda yani milletvekilleri sayısı çok az kaldı. Yani 14 kişiden bahsediliyor bu arada. 14 milletvekilinin istifa edilmesi. Bu sayı birazcık bana abartı geldi, emin değilim. Ama böyle bir gerçeklik de var. Orada İyi Parti'ye nasıl bakmak gerekiyor diye size sormuş olayım. Valla ben başından beri İyi Parti'ye öyle çok hayır hap bakanlardan biri değilim. Öncelikle tabii siyasi görüşleri çerçevesinde bir merkez sağ doğru hamle yapıp hani Türk milliyetçiliğinden vatanseverliğe daha demokratik bir noktaya doğru yol alma şeyleri, imkanları veya en azından öyle bir şeyleri baştan vardı. Havalı bir atmosfer vardı. Nitekim de o atmosferde olanlar zaten şu anda hala muhalefet yapıyorlar ve İYİ Parti'ye karşı da muhalefet yapıyorlar. İstifa ettiler, ayrıldılar süreç içerisinde. Yani Meral Akşener'de yani liderlik iddiasını bana sorarsanız büyük ölçüde artık bozuk para gibi harcamış vaziyette. Geri kalan, geride partide ne kalmıştır belli değil. Müsavat denermiş oldum. Ben yani bir televizyon programında işte muhalefet vay iktidarla görüşüyor diye eleştirirken böyle hem de bayağı üst perden eleştirirken izlediğimi hatırlıyorum. Yani geçen hafta olabilir, biraz önce bayram öncesi olabilir. Ama yani şey Meral Akşener Cumhurbaşkanı'na görüşmüştü. Yani bu ne peyiriz, bu ne lahana turşusu belli değil. O görüşme açıklanmadı. Dediğim gibi yani muhalefeti iktidarla müzakere ediyorsun diye bağırıp çağırarak suçlayan yeni genel başkan aslında Meral Hanım'ı da toz kondurmuyor falan. Onun adamı deniliyor. Valla ben İyi Parti'nin dediğim gibi yani merkez sağa doğru bir açılımı olsa ve orada bir adres teşkil etseydi siyaset Türkiye'si ve siyaset değerlendirmek açısından bir anlamı olacaktı. Ben şu anda bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yani tabii şey güncel haberdir bir partinin böyle sapır sapır dağılması. Bir fevkaladelik olmadığı sürece de bu tabelanın artık bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim aktardıklarınız, değerli yorumlarınız için. Nuray Mert'le... Güzel mi onu bilemiş. Efendim hocam, son dediğinizi Artık duymadım. biz güzel yorumlarınız dedin de diyorum ki artık herkes için güzel mi onu O zaman bilemeyeceğim şahsi olarak söylemiş olayım. Benim açımdan dedim. hem çok kıymetli hem de çok değerli hem de çok güzel Teşekkürler hocam. Çok sağ. teşekkür ederim. Çok sağ Ben olun. teşekkür ederim. Nuray Mert'le soru cevapla bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.